Sultan Nurcan'ın için. Gereksiz bir heyecan. Evet. Vallahi öyle. Çünkü ters gitti işler. Benim de gidebilir. Size yarayacak. Olur mu öyle şey? Olumsuzunu düşünmeyin. Bak kafası ağlıyor genç abi. Çünkü daha önce kendisi tur finaline kadar tırmanmıştı biliyorsunuz. İlk şampiyonluğunu ama aynen böyle kazandı. 7700'de gün şampiyonu olmuştu. Çünkü bir terslik oldu. Ne yazık ki bütün rakipleri hak ettiğinden daha düşük puanlar aldılar. Tıpkı bugün olduğu gibi. Son sıradaki yarışmacının avantajı o gibi durumlarda ortaya çıkıyor. 24 tane harf alabiliriz. Soru başına neredeyse 2 harf demek. Sakin sakin. Harfinizi alın, hatta dönün şöyle nazire yapar gibi bir Meryem Hanım'a bakın. Ondan sonra basın. Olur mu? Bu da yapılabilecek bir metot yani. Ben başlıyorum müsaadenizle. Buyur. Efendim, 20. yüzyılın ilk yarısıyla birlikte eril, erkek karakterine bürünmüş olan renk. Mavi. Mavi. 400 puan. İşin ilginç tarafı, şimdi bozmak istemiyorum konsantrasyonunuzu ama bir şey gördüm, bir materyal gördüm. 1930'larda 20'lerin sonunda yayınlanmış, pembenin çok karakterli bir renk olduğu ve erkek çocuklarına pembe giydirilmesi gerektiğini söylüyor. O arada demek ki moda duayenlerinin kafası biraz karışıkmış. Evet. Ayşe Hanım evet. Bilir. Değil mi Ayşe Hanım? Buyurun ikinci soruya. Akla önce İznik ve Çin'i. Kütahya'yı getiren insan. Şimdi bu sorunun içerisinde Fransızca kökenli bir kelime var. Kafanızı karıştırmaz bence. Buyur. Tertemiz 500 puan bekliyorum. Bir bilimsel tecrübenin süjesi olan varlık. Bilimsel tecrübe de yeter ya. Harf alayım. Bilimsel tecrübeye ne diyorduk efendim? Bilimsel bir tecrübe yapıyoruz. Deneyim. Deneyim mi? İki harf fazla mı? Denem. Denem. Kimya denemi. Deyim. Deyim mi? Bir harf daha alacağım. O bilimsel tecrübenin öznesi olan. Öznesi değil de işte. Denek. Denek. Deney. Deney. Bu da uğraştırabilir. Neden? Çünkü zannetmiyorum böyle bir hatıranız yoktur sizin. Bu genellikle askerlikte yaşanan bir şeydir efendim. Buyurun bir bakın. Bir ceza türü olarak da yaptırılan beden hareketidir. Şınav. Bak çeken biliyor. Hemen gülmeye başlayanlar şınav. Var. Şınav. Kesinlikle doğru. Geldik altı harflere ve ilk altı harfle biliyorsunuz bir başkent. Bakalım nerenin başkenti? Lübnan'ın başkenti. Beyrut. Beyrut. Kesinlikle doğru efendim. 2250 kasa. İyi oldu mu? Sizin heyecan sabit ama değil mi? Evet. Tamam, cevap vermek dışında benimle konuşmuyorsunuz zaten. Hadi gelsin yeni soru. İklim şartlarına göre farklılık gösteren her bir dönem. Mevsim. Mevsim. 1600 puan daha tatlı kasaya. Rahat rahat ilerliyoruz. Bir tane 9 harfiniz var. Bir tek ondan korkuyorum. Geri kalanlar da aynen bu şekilde ilerler gibi geliyor. Mesela bu. Tırnak içerisinde Türkçesi var. Siz en az Türkçesi kadar yaygın kullanılan Batı kökenlisini bana söyleyeceksiniz. Görelim. Olumlu. Bu anlamda kullanılan bir söz. Hoş. Salgınla birlikte bu kelime çok da olumlu anlamda kullanılmıyor artık. Pandemi değil herhalde. Pandemiyle birlikte bu kelime pek de olumlu anlamda kullanılmıyor artık. Hani mesela olumlu musun? Ne yazık ki olumluyum. Pozitif. Pozitif! 700 puan değerlendirir. Kasayı 3500 yapar. 2 dakika 25 saniyeniz var. Süreniz çok güzel. Herhangi bir soruda takılırsanız ne olursunuz harf almak yerine o süreyi kullanırım deyin kendi kendinize. Tamam. Ama çok da dert etmeyin. Çok da tasalanmayın. 22 tane harf alabiliriz efendim. Rahat edin. Tamam. Buyurun son 7 harfli cevaba. Gayet de basit soru. Makul fiyatlı. Tıpkı fiyatlı gibi bir ek almış sonuna. Ucuz değil. Makul fiyatlı. Hiç hatırlayamadım. Şimdi fiyat da kafanızı karıştırıyor olabilir. Aslında mesela makul bedelli demek lazım. Ücretli.
Ücreti makul olan. O da olur. Bir harf alacağım. Buyurun. Tam karşılığını ister misiniz? Ekonomik. Tam karşılığı o. Ekonomik. Fiyatlı gibi de bir ek almış demiştim. Lı, ne? Lı. Bir harf daha alacağım. Buyurun. Hesaplı. Hesaplı 500 puan değerinde. 4000 oldu kasa. Elimizde 6 tane soru var. 20 tane harf alabilecek durumdayız. Hatırlatıyorum. Buyurun bakalım 8 harflere. İki kelimeden oluşuyor. Şehir ve kasabaların dışında kalır. Çoğu boş, inişli, çıkışlı, geniş yerler için kullanılır. Yani kırlık arazi anlamına gelir daha çok. Bir harf alacağım. Gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Vallahi inişli, çıkışlı, geniş yerlerde gidiyoruz. Tek kelime miydi? İki kelime. Ağır aksak değil. Ağır aksak değil. Mekanı anlatıyor bakın. Dağlık. Ha gayret. İnişli, çıkışlı, geniş, kırlık. Dağ tepe. Dağ tepe gibi, bravo. Dağ tepe gibi, ha gayret. Bir harf daha alayım. Buyurun. İlkini buldunuz zaten. İkincisini de bulursunuz. Y'si geldi. Dağ bayır. Dağ bayır. Dağ bayır. 4600 kasa, 7400 size yetiyor. 9200 olabilecek durumda. Buyurun 8 harfli cevapların sonuncusuna. Makam ve ritimden bağımsız olan bağırı yanık ezgi. Türkü. İki kelime unutmayalım. Makam ve ritimden bağımsız. Uzun hava. Uzun hava. Bağırı yanık ezgi. Çok güzel. Çok güzel. Takılı bir yarışmacı diye hayal ediyordum ben. Öyle olmadı. Çok var bizim oralarda. Öyle mi? Evet. Hadi bir tane okuyun. Hayır. Yok, şimdi uğraştırmayayım sizi. Zaten uğraştırmayalım diye ikinci, daha doğrusu ilk 9 harfli cevabı da özellikle kolayından seçmiştik. Çünkü ikincisi biraz zor. Küçük baş narinciye dedik, bunu rahat çözersiniz. Mandalina. Mandalina. 6300 oldu kasa. Bu da işte o korktuğum soru. Çok da korkmuyorum artık çünkü 18 tane harf alabilirsiniz. İsterseniz yarısını burada harcayın. Bu kelime Batı kökenlidir. 10 harfli olarak da yazılır ve okunur. Bu 9 harfli hali şöyle tıptan yaklaştık hadiseye biz. Deri ve mukozada tahriş edici bir etken nedeniyle oluşan durum. Alerjik. Bir harf alayım. Şimdi bu tabii dermatoloji doğrultusunda. Psikolojide de kullanılıyor aslında. Psikolojideki kullanımı aslında genele yayılmış olan daha. Kullanımı. Buyurun. Yani rahatsızlık gibi bir şey. İsilik değil. Değil değil. Batı kökenli bir kelime. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha istediler. Bir tane daha. Bir tane daha istiyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha istiyoruz. Dur dur. Bir tane daha mı istiyoruz? Evet. İstedik. Bir tane daha istedik. İritasyon. İritasyon. Bir üstüne genellikle iki R'li de kullanılıyor. İritasyon. İritasyon evet. Olarak da kullanılıyor. Kafanızı karıştırmasın diye baştan söylemiştim ama yine karıştırdım kafanızı, farkındayım. Şimdi durum şu. 12 tane harf alabilirsiniz. Yani son iki soruda gayet rahatsınız. Demek isterdim. Sürem var. 12 saniye var. Evet. Zaten o 12 saniye 12 tane harf almanıza imkan vermez. Evet. Hızlı hareket edip istediğiniz kadar harf alıp, yettiği kadar harf alıp şu iki soruya da cevap vereceksiniz tamam. Efendim. Buyurun. Tek kelimeden oluşur, şöyle sorulur. İçine almak, harf kuşatmak, alayım. Sarmak. Harf istediler. Alayım, bir tane harf daha alayım. İstediler. Üçüncüyü de istediler. Harf alayım. Dördüncüyü de istediler. Çevrelemek. Vallahi dördüncüye gerek kalmadan bildiler. 700 puan yerinde. Kullanılabilecek bir yöntem. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum. 12 saniye vardı biz soruya girerken. 4 saniye evet. Kaldı. Şimdi o kadar harcayamazsınız. Evet. Aman dikkat. Harfimizi alacaksak alacağız. Sonra sıfır demeden tokatı indireceğiz. Gelsin bakalım. Yine tek kelime şöyle sorulur. Harf alayım. Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri. Bir tane daha istemişlerdi. Evet. İmalathane. Nedir efendim? İmalathane. 8100 puan güzel puan. Ama hafta finalinde çok daha yüksek puanları hak eden rakiplerinizi de mutlu edercesine daha üstüne ulaşırsınız. Siz ulaşır mı? Evet. Kesinlikle ulaşır. Çok teşekkür ederim.
Güzel günlerde harcayın. Harcarken de bizi hatırlayın. Çok teşekkür ederim. Takmayın bir yere de. Sizinle kapatacağız ama teşekkür etmek istediğim başka kişiler daha var. Gencer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam görüşelim. Görüşelim. İki defa denedik, olmadı. Üçüncüsünde hayır var derler. Olur mu? Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Meryem Hanım, elinize sağlık. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Keşke o tekrar sondaki gelmek isterim. Olmasaydı. Vallahi biz de çok isteriz. Tekrar gelince bayağı kızdım. Sonbaharda olur mu? Olur. Tamam. Havalar soğurken bekleriz tekrar sizi. Belki Milen Hanım da kalır. Çok isterim. Kediye çok dikkat. Eğlenceli. Sizi evet. Parça parça kesiyor bak onu. Haberiniz olsun. Çok memnun oldum ben. Efendim. Ayşe Hanım zaten artık ana haberlerden takip edeceğiz. İkonum artık. Moda ikonuyum. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Hem size hem şampiyona bir alkış daha rica ediyorum. Siz buradayken de müsaadenizle bölümü kapatıyorum. Güzel insanlar, çok samimi insanlar. Onlar sayesinde çok keyifli bir bölüm oldu. Hadi siz de gelin, sizinle de keyifli bölümlere imza atalım. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.